geldi, değil mi sevgili konuklar? Birbirinden güzel eserler gelecek birazdan. Kim söyleyecek? Çok değerli sanatçımız Mustafa Cihat inşallah birazdan burada olacak. Hani sözlerinde diyor ya, geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, nasılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun, seni görmesin, kör olsun. Evet, gönlümden diline yansıyan kelamlarla gönül bahçenizde muhabbet otağı kurmaya geldi. Alkışlarınızla birbirinden güzel eserleri seslendirmek üzere Mustafa Cihat'ı sahneye davet ediyorum. Efendim, öncelikle selamların en güzeliyle sizleri selamlıyorum. Seyhan Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu böyle anlamlı bir program vesilesiyle bugün buradayız. Hafızlarımızın taç giyme merasim vesilesiyle. Dolayısıyla böyle bir güzelliğe önderlik ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Ve tabii ki böyle bir programda Ankara'dan ağır bir misafirin de gelmiş olması daha da anlamlı kıldı. Sayın Genel Müdürümüz Ali Erbaş hocamızı da burada huzurlarınızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek selamlamak istiyorum. Sayın Başkanımızı, Vali Yardımcımızı, Valimizi, İl Müftümüzü Haziran'ı selamlayarak başlamak istiyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. İnşallah bu program hayırlara vesile olur dedikten sonra eğer oradaki hareketlilik biterse biz de başlamak isteriz. İlk olarak da Hazreti Peygamber'e ithafen yazmış olduğumuz bir eser vardı. Seni anlatamam. Onun adı Ahmet'tir. Kainata rahmettir derken de bu salonun bir inlemesini istiyoruz. Beraberce söyleyelim istiyoruz. Hazırsak seni anlatamam diyelim. Kainata şahnesi şefkatli, aleme merhametli. Sözlerin kifayetsiz, gözlerin kalır dersiz. Anlatamam, anlatamam seni anlatamam. Sözlerin kifayetsiz, gözlerim kalır dersiz. Anlatamam, anlatamam seni anlatamam. Gecikte de Hazreti Peygamber'in ismini daha gür bir sesle bu salona indiriyoruz, beraber söylüyoruz. Hazır mıyız? Güne sorsak doğan güne, güne mektup bülbüle. Seni bize anlatırla vefalı bir misal ile. Güne sorsak doğan güne, güne mektup bülbüle. Seni bize anlatırlar vefalı bir ve derler ki onun adı kainata
güçlü bir ses. Onun adı kainata, şahanesi şefkatli, aleme merhametli. Süslerim kibarsiz, gözlerim kalır dersiz. Anlatamam, anlatamam seni. Özlerim kibarsiz, özlerim kadır dersiz. Anlatamam, anlatamam seni, anlatamam seni, anlatamam seni, anlatamam. Eyvallah. Gerçekten de ilk insan ve ilk peygamber, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e gelen süre içerisinde onun yaşadığı kutlu iklim, saadet aslında ve ondan sonra bugüne kadar geçen tüm zaman dilimlerinde onu anlatmaya hiçbir söz kifayet etmemiş. Onun gözlerine bakmakla şereflenmiş, şerefli arkadaşlarının gözlerinin her bakışında feri düşmüş. Böyle güzel bir peygamber nasip etmiş Cenab-ı Hak bize. Şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Şefaatinden bizleri mahrum etmesin inşallah. Adana'nın sesi böyle değildi bak, açık söyleyeyim. Değişmiş, Adana'nın sesi kısılmış. Cenab-ı Hak şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Bu olabilirdi. Evet. İstek mi?